Herkese merhabalar. Kasım ayı geride kaldı. Umarım sizin için güzel bir okuma ayı olmuştur. Benim için çok iyi değildi ama çok da kötü de değildi. Ee, i̇yi eserler okuduğum bir ay oldu. 5 tane kitap okumuşum. Aslında 6. kitabı da okuyorum ama zaman çarkını. Onu e, yavaş yavaş okuyorum diziyle beraber. O yüzden onu e, aylık okuma listesinde sizlerle paylaşmayacağım. Hemen kitaplara başlamak istiyorum. E, i̇lk olarak seçtiğim kitap... Bu ay okuduğum ilk kitaptı ve aynı zamanda bu ay maalesef e, en az beğendiğim kitaptı. Jean-Philippe Tusa'nın Monsieur isimli eseri. Ayrıntı yayınları bu kitabı basmış. Bayağı da yıllar önce basmışlar. Bir daha da baskısı olmamış. Kolay kolay bulunacak bir kitap değil. 2000 yılında basılmış bu kitap. E, zannetmiyorum tekrar basılacağını da Çok e, dediğim gibi öne çıkan bir kitap değil. Monsieur isimli ismini bilmediğimiz. Monsieur olarak kendine ve Yazarın da ona hitap ettiği bir kahramanımız var kitapta. Bu kahraman aslında bir anti kahraman, yani çok öne çıkan bir özelliği yok açıkçası. Arka kapakta ise onun modern bir Oblomov olduğu ile ilgili bazı cümleler var ama bence Oblomov'daki tembellik bu karakterde yok. Sadece biraz daha toplumun dışında kalmış, kendini soyutlamış bir karakter. Onun dışında Oblomov'a benzer bir tarafının olduğunu söyleyemem. Oblama çünkü hayat dolu olmasına rağmen yalnızca üşendiği için ya da tembelliğinden dolayı pek çok görevini yerine getirmeyen bir karakterdi. E, Mösyö öyle değil. Mösyö e, görev bilincine sahip olmasa da dediğim gibi üstüne düşen ya da toplumun ona verdiği görevlerin tamamını yerine getiriyor. Fakat bu görevler onda derin bir etki uyandırmıyor. Adeta üzerinden e, akıp geçen bir dalga gibi onu etkilemeden geçiyor. Hani bazı kitaplar vardır dersiniz ki üzerinden bir ay kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen kitabı okuyup okumadığınızı hatırlamazsınız. Ben bu kitabı bu videoya koymadan önce yeniden şöyle bir baktım neydi bu kitap diye e, akılda kalmayan bir kitaptı. E, o yüzden tavsiye listesi olarak bu kitabı vermeyeceğim ancak. E, Yine de okuduğuma pişman da değilim açıkçası. İkinci olarak şunu göstereyim. Ee, kanala yeni videosunu koydum. Mihail Lermontov'un Zamanımızın Kahramanı. Bu kitaba değinmeyeceğim. Dediğim gibi ayrıca bir videosu var. Yukarıya o videonun bağlantısını vereyim. Sadece söyleyeceğimiz şey çok büyük bir potansiyelin. 1941 yılında kaybettiğimiz Lermontov'un tek romanı olduğu. 27 yaşında bir düello sonucunda hayatını kaybetmiş. Özel bir yazarmış. Ancak dediğimiz gibi şiirlerinin dışında düz yazı olarak, roman olarak sadece zamanımızın kahramanı var. 5 bölümden, 5 ayrı öyküden oluşuyor fakat ortak Pechorin karakteriyle alakalı şeyler anlatıyor bu kitap bize. Üçüncü eser Mahmut Derviş'ten Badem Çiçeği gibi yahut daha ötesi. Bu çok güzel bir kitaptı. Bu kitabı hepinize tavsiye ediyorum. Everest yayınlarının modern klasikler serisinden uzun zamandır kitap gelmiyor. Seriyle alakalı aslında kafamıza soru işaretleri var fakat şu ana kadar çıkmış kitapları gerçekten çok güzel eserler. Tamamına yakını okunmaya değer eserler. de hepsi var bu serinin. Yalnızca Batı cephesinde yeni bir şey yok. Yokun. O baskısı yok. Yine Everest yayınlarından diğer kırmızı renkli baskıyı aldım. Şimdi bu serideki çok iyi kitaplardan bir tanesi Filistinli yazar Mahmut Derviş. Ee, aslında bu bir şiir kitabı. Fakat Mahmut Derviş'in üslubu şiirle düz yazı arasında. Ee, tam anlamıyla şiir değil. Çok güzel bir dili var Mahmut Derviş'in. Aslında ben çeviri şiirleri pek okumayı sevmiyorum. Çünkü şiirde ölçü biliyorsunuz çok önemli ve o dilin özelliklerini bilmeniz gerekiyor o şiirin duygusuna girebilmek için. O yüzden çeviri şiirlerde ben aradığımı hiçbir zaman bulamamışımdır. Fakat burada düz yazıya yakın olması ve Mehmet Hakkı Suçi'nin muhteşem çevirisi bu kitabın daha güzel bir yerde olmasını sağlamış. Tabii Filistin biliyorsunuz acıların coğrafyası. Çok fazla şey yaşanmış geçmişten günümüze 1948'lerden günümüze daha öncesi de var elbette ama acılarla yoğrulmuş topraklar ve o topraklardan çıkan insanlar genelde o toplumun sıkıntılarını kitaplarına yansıtırlar, şiirlerine de öyle. Daha milliyetçi şiirler görürüz. Burada o coğrafyaya ait tabii ki yine toplumsal mesajlar da var ancak o topraklardaki insanlar aşık olamaz mı? Aşık olursa güzel cumleler kuramazlar mı? Tabii ki kurabilirler. Hem de en güzelini kurarlar. İşte Mahmut Derviş, bu hüzünlü ülkenin biraz hırçın, biraz da tutunamamış halk ozanı. Hayatı e, iltica ile geçmiş, oradan oraya sürekli savrulmuş bir yazar Mahmut Derviş. Hatta neden sonra ülkesine döndüğünde Filistin'de bile mülteci muamelesi görecek bir yazar. E, çok ilginç bir hayat hikayesi ve çok güzel cümleler. Bunlardan yani bu yaşanmışlıklardan güzellikler devşirmiş bir yazar Mahmut Derviş. Geçiyorum iki kitap daha kaldı. Peyami Safa biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nın en özel kalemlerinden bir tanesidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu olsun, Fatih Harbi olsun, Yalnızız. Çok güzel kitapları var. Peyami Safa'nın kitaplığı, yani bütün kitaplarının olduğu bir video çekmeyeceğim. Ancak yine de e, yazara tekrardan ilk kitabıyla başlamak istedim. Sözde Kızlar'la. Sözde Kızlar e, Anadolu Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Mücadelesi verirken İstanbul'da yozlaşmış bir şekilde yaşayan ve Avrupa'nın alınmaması gereken, örnek alınmaması gereken huylarını almış, yozlaşmış gençlerin hikayesini anlatıyor. Gerçekten üzücü bir hikaye, hüzünlü bir hikaye bana göre. Bu yozlaşmış topluluğun içine düşen Mebrure babasını arıyor ve o bir Anadolu kızı aslında. Sadece şartlar onu bu grubun içine itiyor. Fakat Mebrure de sonuçta genç bir kız ve ee, insanlar onu, çevresine düş içine düştüğü insanlar onu acaba bozabilecek mi, onu da yozlaştırabilecek mi okuduğumuz çok güzel bir kitaptı Sözde Kızlar. 1923 yılında ya yazılmış ve e, bize farklı bir açıdan Türk insanına, dönemin Türk insanına bakmamızı sağlayan yine çok güzel bir peyami Safa kitabı. Hepinize tavsiye ediyorum bu kitabı okumanızı da kesinlikle. Gelelim bu ayın son kitabına. Kim Yong-ha öyle okunuyor sanırım. Bir katilin güncesi. Biliyorsunuz Güney Kore şu anda film, sinema sektöründe coşmuş durumda. Gerçekten hayal gücü çok yüksek bir halk Güney Koreliler ve biz de her zaman kendimize çok yakın hissetmişizdir Güney Kore, Güney Kore'yi, Japonya'yı örneğin. Kim Yong-ha da benim uzak doğu edebiyatı okumalarımdan sonuncusu oldu. Bu ayın da son kitabı oldu. Bugün dün bitirdim kitabı. Çok güzel bir hikayeydi. Postmodern edebiyat anlamında çok güzel bir kitaptı. Yani Genelde böyle işte postmodernle alakalı kitap önerileri istiyor arkadaşlarımız. Onlara şunu oku, bunu okuma demekle çok zorlanıyoruz. Çünkü postmodern gerçekten böyle keskin bir bıçak gibi. Ne tarafa düşeceğinizi bilemiyorsunuz. Eee çok basit bir anlatımda da olabilir postmodern edebiyatta ama çok çetrefilli, karışık bir anlatım da olabilir. İşte bu kitap Bir Katilin Güncesi. Postmodern edebiyatın araçlarını kullanan postmodern bir eser olmasına rağmen anlaşılırlığı çok yüksek bir eser. Çok başarılı bir kitap bana göre. Şöyle kısaca konusuna değineyim kitabın. Yaşlı bir e, ka seri katilimiz var. 25 yıldır e, cinayet işlememiş. Uzun yıllardır bırakmış cinayet işlemeyi. Bu seri katil alzheimer hastalığına yakalanıyor, alzheimer oluyor ve zamanla e, hafızasını gitgide şiddetlenen bir şekilde kaybetmeye başlıyor, olayları hatırlamamaya başlıyor. A İşin ilginç tarafı anlatıcımız da bu alzheimer hastası e, ihtiyar. Şimdi e, alzheimer hastası bir ihtiyarı okumak e, güvenilmez anlatıcının çok güzel bir örneğiydi postmodern edebiyattaki. Bu anlamda çok iyi. Bir de hikayenin çetrefilleştiği kısımsa bu Beyoncé Gim'in yani yaşlı amcamızın işte evlatlık edindiği bir kız var, beraber yaşıyorlar yani kızı diyelim, ee, onun peşine başka bir seri katilin düşmesi sonucu e, Beyoncé Kim onu savunabilmek için, e, onu kurtarabilmek için bir mücadeleye girişiyor. Fakat bu mücadele tabii ki bu yeni seri katilimizle değil, aynı zamanda kendi e, hafızasıyla da oluyor. Yani inanılmaz bir okumaydı çünkü şöyle bir şey var. Şimdi burada kitabın içindeki metinler küçük yıldızlarla ayrılmış bir sayfalık, yarım sayfalık, bir buçuk sayfalık e, paragraflar var. Bu paragraflar bize olayları anlatan anlatıcımızın sağa sola aldığı notlar, olayları unutmamak için notlar alıyor. E, sonra ama o notu ne için aldığını unutuyor. Her şey birbirine karışıyor. Siz de bunu okurken e, çok kafa karıştıracağını düşünüyorsunuz aslında ama hiç öyle olmuyor. Gerçekten. Burada işte yazarın yetkinliği devreye girmiş. Bu kitabı çok beğendim. Çok güzel bir okumaydı. Tabi e, bu amcamızın mücadelesinin sonucunda ne olduğunu ya da neler yaşadığını söylemek istemiyorum. Sadece konuyu bilin yeterli. E, çok keyifli bir okuma olacak. Çabuk okuyacaksınız. Zaten puntoları da büyük kitabın. Etrafı boşluklu ve kısa bir kitap olduğu için bir günde okunabilen bir kitap. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Şimdi... Kitaplarımız bu kadar. Dediğim gibi zaman şarkının ikinci cildini de okuyorum bunların yanında ama onu küçük küçük bölüm bölüm ilerliyorum. Diziden çok fazla kopmak istemiyorum açıkçası. Aralık olarak yani dizinin anlattığı hikayeler anlamında. Kasım ayı çok beklediğim gibi geçmedi ama Aralık ayında yıl hedeflerimizi tutturmak için biraz daha tempoyu arttırmak gerekecek. Muhtemelen siz de programımızın biraz gerisinde kaldıysanız sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum. Herkese şimdiden bu okumalarında kolaylıklar diliyorum. İyi günler, iyi okumalar.